Herkese tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Online C# derslerimizde bugün 19. dersimizi gerçekleştireceğiz. Daha önce atladığımız bir konu vardı. Diziler konusu. İleride değineceğiz demiştik. Artık ona değinme vakti geldiğini düşünüyorum. Dizileri anlatacağız bugün. Genel olarak dizi nedir? Dizilerin genel yapısı ve bunun dışında bir de for each döngüsünü anlatacağız. Şimdi diziler hakkında böyle kısa birkaç teorik bilgi vereyim. Ondan sonra yavaş yavaş örneğimize geçelim. Şimdi diziler, döngüler ve kontrol yapıları gibi programcılığın en temel konularından biridir arkadaşlar. Nasıl yani? Döngüler ve kontrol yapıları gibi. Döngüler dediğimiz olaylar neydi bizim? For döngümüz vardı, while döngümüz vardı, do while döngümüz vardı ve bir de bugün örneğini yapacağımız for each döngümüzde 4 döngümüzü tamamlamış olacağız. Kontrol yapılarımız nelerdi? Bizim bloklarımızı yani dizelerimizi kontrol ettiğimiz yapılar. Neydi onlar? If yapısı bizim kontrol yapımızdı. Daha önceki derslerde anlattığımız bir şey vardı. Hani değişkenlerden bahsederken işte değişkenlerin bellekte açtığımız kutular olduğunu ben daha önce böyle bir şey söylemiştim. Değişken tanımlarken ne yapıyorduk? Mesela int tam sayı dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Bellekte bir miktar yer açıyorduk arkadaşlar. Mesela int dediğimiz zaman ne oluyordu? İşte bellekte artı eksi 64 milyon galiba artı eksi 32 milyon mu? Tam emin değilim. İşte integer'ın boyutu kadar bellekte yer açıyor. Mesela double dediğimizde daha yüksek değerlerde ve virgüllü değerleri de içine alacak şekilde bize yer açıyordu. İşte sonra ne yapıyoruz? Biz o açtığımız kutulara yani bellekte açtığımız o kutulara istediğimiz zaman bu kutunun içine istediğimiz değeri koyuyor ve program içerisinde o değerleri kullanabiliyorduk. Zaman içerisinde işte o kutudaki değerleri değiştirebiliyoruz. Zaten değişken kullanmanın mantığı da bu şekildeydi. Mesela bunu hatta bir örnek üzerinde başlayalım. Ondan sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi new project diyelim. Diziler 1 diyelim. Çünkü diziler 1 dedim. Çünkü birkaç tane örnek olacak. Böyle küçük küçük ama çok fazla örnek yapacağız. Şimdi izleyici sayımız 6. Fena değil. Şimdi ben bir formumun arka plan rengini değiştireyim. Önce şu teorik olarak anlattığım şeyi bir uygulama olarak yapalım. Şimdi bakın, ben mesela bir tane buton ekledim. Tamam, butonumun ismi göster olsun. Göster. Butonumun ismi göster. Butonumun fontunu da biraz büyüteyim. Biraz daha yine kullanacağım çünkü bunu. Şöyle 11 olsun. Göster butonu. Ondan sonra ben şimdi bir tane buraya ne ekleyeyim? Bir tane label ekleyeyim. Label'ımın da fontunu biraz büyüteyim. Label'ın fontu da 12 olsun. Şöyle 12. Şimdi bakın, tanımda ben şöyle bir şey söyledim. Ne dedim? İstediğimiz zaman bu kutunun içine istediğimiz değerleri koyuyor ve değerleri program içerisinde kullanıyorduk. İstediğimiz zaman da kutunun içindeki değeri değiştirebiliyorduk. Mesela ben butona tıkladığım zaman label1.text eşittir kaç olsun? Yani kutudan kastımız bellekte açtığımız bizim alanımız diyebiliriz. Mesela işte label1'in içine bostancı yazsın. Bostancı. Şimdi start dedim. Mesela göster dedim. Tamam mı? Gösterdi. Ne yaptı? Label'ıma benim bostancı yazdı. Şimdi teorik kısmın ilk kısmını yapmış olduk. Ne dedik? İstediğimiz zaman bu kutunun içine istediğimiz değerleri koyuyoruz. İstediğimiz değerleri koyduk. Ondan sonra istediğimiz zaman bu kutunun içindeki değerleri değiştirebiliyoruz. Mesela ikinci bir buton. CTRL-C, CTRL-V. Altına göster. Bunun arka plan rengini değiştirelim şu ikinci butonu. Diğerinden biraz bağımsız olsun. Tamam, şöyle olsun. Bir de yazı rengini değiştirelim. Şunu beyaz olsun. Şimdi ikinci butona tıkladığım zaman ne yapacağım? İkinci kısım ne diyorum? İstediğim zaman bu kutunun içindeki değeri değiştirebiliyorum. Yani nasıl? Şöyle label1.text eşittir. Mesela pendik. Şöyle İstanbul'un ilçeleri. Start dedim. Bakın şimdi göstere tıkladım. Bostancı. İkinci butonuma tıkladım. Pendik yazdırdı. Ne yaptım? İstediğim zaman o kutunun içindeki değeri değiştirmiş oldum. Şimdi dizinin temel mantığı bu şekilde. Ben belleğime önceden alanlar
tanımlayacağım. Yani alan böyle ben belleğimden hafızadan işte bana şu kadarlık yer ayırmasını isteyeceğim. Ondan sonra o ayırdığı alana kod içinde veya program esnasında veriler gireceğim. O zaman ne yapalım? Yavaş yavaş dizilere başlayalım. Şimdi şu ikinci buton kalsın. Şu label'ı şimdilik silelim. Start diyelim. Şurayı da silelim hemen. Şu label'ları silelim. Şu programımızın hatasını kapatalım. Tamam, güzel. Şöyle şurayı da göstermeyelim şimdilik. Şöyle aşağıda kalsın. Tamam. Private Void buton bir klik. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Dizi oluşturmaya başlıyoruz. Bakın dizi oluşturmak. Oluşturmak kelimesi varsa biz ne kullanıyorduk? New anahtar sözcüğü kullanıyorduk. Şimdi dizi oluşturacağız. Dizi önce dizimizin veri tipini belirleyeceğiz. Değişken tipi. Şimdi dizi dediğimize göre önce ne yapalım biliyor musunuz? String ile başlayalım. String neydi? Harfsel, karaktersel yani olduğu şekilde karşımıza getiren değişkenler string'ti. Üzerinde herhangi bir aritmetiksel işlem yapılmayan değişkenlerdi string. O yüzden biz de şimdi string ile başlayalım. Şimdi ne dedik biliyor musunuz? Dizi oluşturma. Şimdi dizi oluşturmada önce biraz teorik gireceğim. Başta biraz karışık gelebilir ama eminim daha sonra örnekleri yaptıkça zaten çok çok kolay bir şekilde anlayacaksınız. Çünkü çok kolay bir konu. Hani veri tabanından çok çok daha basit bir konu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Önce programa hani oluşturma kelimesi kullandık ya, oluşturma kelimesi kullanınca ne yapıyorduk? Bize ortaya bir eşittir lazımdı. Eşittirin sol tarafına bir şeyler yazıyorduk, sağ tarafına bir şeyler yazıyorduk. Şimdi sol tarafına yazacağımız şeylerde bizim programa dizi kullanacağımızı belirtmemiz lazım. Nasıl? Şöyle. Önce değişken türümüzle başlıyoruz. Bakın değişken. Benim değişken türüm ne? String. Şimdi peki program bunun nasıl dizi olduğunu anlayacak. Bizim özel bir karakterimiz var. Köşeli parantez. Bakın şöyle. Ben köşeli parantezimi açtım, kapattım. Ne dedim yani biliyor musunuz? Bak program. Ben dizi kullanacağım. Bunun için bellekte yer ayır. Geliyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Dizime bir isim veriyorum. Mesela günler diyelim. Eşittir. Ondan sonra ne dedik? Oluşturmak dedik. Oluşturmak anahtar sözcüğümüz. Oluşturmak kelimesini kullanınca anahtar sözcüğümüz neydi? Neydi? Sonra ne yapıyoruz? Tanımladığımız ismi tekrar yazıyoruz. Bir saniye. New string. Ha, new string. String günler eşittir. New string parantezinde 7 şeklinde. Bakalım hata mı yaptım? Heh, tamam düzeldi. String günler eşittir new string. Hani form 2 fr eşittir new form 2 şeklinde yeni form oluşturma şeklinde. Nasıl yeni form oluşturuyorduk? Biz aynı mantık burada da işliyor. İzleyici sayımız kaç? 6. Fena değil. Ondan sonra şimdi ben ne demek istedim burada? Dedim ki benim string değişken tipinde günler adında 7 elemanlı bir dizim var. Tamam. Şimdi dizilerde mantık şu şekilde işler. Bakın. Paint açacağım. Ne kadar güzel çizeceğimi bilmiyorum ama Paint'te biraz bahsetmek istiyorum bunu. Bir saniye. Önce şu koddan emin olamadım şu anda. Onu bir yazayım. Günler 0 eşittir. Pazartesi diyelim. Ve günler 1 eşittir. Salı diyelim. Ondan sonra bir tane label atalım hemen. Hemen bir label. Label'ımız burada. Ondan sonra diyelim ki label 1.text eşittir günler parantez içinde 1 olsun. Mesela bir bakalım çalışacak mı bu? Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Şurada ben string günler eşittir günler olarak düşündüm de bir an acaba yanlış mı yapıyorum dedim. Onu kontrol ettim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurayı bir açıklamak istiyorum. Ben ne dedim? Günler adında string bir değişkenim var benim. Günler ismi. Bu değişkenim benim bir dizi. Bu dizinin eleman sayısı 7. Yani 7 boyutlu bir dizi. Bakın şimdi nasıl? Dizilerin genel çalışma prensibi. Ben şuradan kutu ekleyeyim. Bakın şimdi diziler şu çok kalın ama neyse. Şöyle ince seçelim. Şimdi diziler şu şekilde çalışır arkadaşlar. Bakın. Koydum. Diziler bir kutunun iki kenarı gibi düşünebilirsiniz. Birinci kısım bizim bellek numaramız, ikinci kısım da verimiz. Dizilerde bellek numarası sıfırdan başlar. Hani
Mesela şurası 7 elemanlı, tamam. Ben ne diyeceğim? İşte dizimin birinci elemanı şu, ikinci elemanı şu, üçüncü elemanı şu. O şekilde ben değerler gireceğim. Ama birinci eleman diyerek başlamayacağım. Sıfırıncı elemanı diyerek başlayacağım. Çünkü bilgisayarda rakamlar birden değil, sıfırdan başlar arkadaşlar. O yüzden bakın, burası benim sıfır. Ondan sonra mesela buraya ne gireceğim? İşte pazartesi. Pek güzel olmayacak ama hani pazartesi. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Ondan sonra pazartesiye girdik. Şöyle bir düz çizgimiz olacak bizim. Bir saniye, bu kötü oldu. Şöyle şuradan bir düz çizgi çekelim. Kalemden kurtulamadık. Ha, şunu seçmemiz gerekiyor. Ondan sonra bakın, pazartesi dedim ya. Sonra kuyruğuna ekliyorum ben bunu. Kuyruğuna neyi ekliyorum? İkinci dizimi ekliyorum. Bak, ikinci bellek alanımı. Hani ben az önce 7 diye bir şey tanımladım ya. Burası bir numaralı dizim. Bu da işte salı. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyorum. Üçüncü bellek alanımı atıyorum. Üçüncü bellek alanı. Yine kuyruğuna ekledik. İşte bir bellek daha ayırdık. Ondan sonra burası şöyle düz çizelim biraz. İşte şunu düz bir çizgi olarak algılayın. Şurası 2. İşte burası da çarşamba. Ondan sonra bu şekilde böyle devam ediyor. Ediyor. En son 6. En son şöyle aşağı çizeyim. En son artık bu en son eleman olarak varsayayım onu. Şurada cumartesi olduğunu varsayın arkadaşlar şöyle. Şurada cumartesi olduğunu varsayın. Son olarak geliyor buraya. Dizinin 6 numaralı indisi. Hani şunların her biri bir indis. Sıfırıncı indis pazartesi, birinci indis salı, ikinci indis çarşamba, üçüncü indis perşembe, dördüncü indis cuma, beşinci indis cumartesi, işte altıncı indis pazar. Altıncı indis pazar ama pazar benim kaçıncı elemanım normalde? Yedinci elemanım. İşte dizilerin genel çalışma prensibi bu şekilde. Pek sağlıklı bir çizim olmadı ama yani en azından görmenizi isterim. Şimdi güzel. Ben ne dedim? 7 elemanlı string bir dizim var benim. Günler adında dizim. Şimdi benim dizimin birinci elemanı şu. Günler. Parantez içinde 0. Günler 0. Günler 0 ne demek? Sıfırıncı indis. Günler 0. Parantez içinde pazartesi. Noktalı virgülü koydum. Ondan sonra günler 1 eşittir çift tırnak salı. Noktalı virgülünü koydum. İndim aşağı. Günler köşeli parantezinde ikinci indisinde üçüncü elemanım yani nedir? Çarşamba. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra günler 3 eşittir çift tırnak Perşembe. Noktalı virgülümü koydum. Günler 4 eşittir çift tırnak Cuma. Noktalı virgülümü koydum. Günler 5 eşittir çift tırnak Cumartesi. Noktalı virgülümü koydum ve son olarak günler 6 eşittir çift tırnak. Bu da pazar şeklinde. Bakın, normalde ben dizimin boyutunu kaç olarak belirledim? 7 boyutlu bir dizi. Hani bunların her biri bir boyut. Yani şunların her biri 1, 2, işte 3. kutu, 4, 5, 6 ve en son 7. kutu şeklinde. 7 boyutlu bir dizi. 0. indisi pazartesi, 6. indisi yani 7. elemanı pazar olan bir dizi. Ondan sonra güzel. Ben şimdi dizimi tanımladım. Dizimi oluşturdum. Dizimin elemanlarını tanımladım. Şimdi ben mesela label'ımda neyi görüntülemek istiyorum? Label 1 nokta text eşittir. Ben mesela label'ımda 3. indisi görüntülemek istiyorum. Örneğin günler 3. 3 numaralı indisi görüntülemek istiyorum. F5 dedim. Şimdi göster dedim. Ne yaptı bana? 3. indiste ne var? Bakın Perşembe'yi gösterdi. Ondan sonra ben mesela şuraya günler 5 diyeyim. 5. indisi göstersin bana. Şimdi göster dedim. Ne yaptı? Cumartesi dedi. Şimdi mesela buraya indisten de yukarı bir değer girelim. 7 diyelim. Bakalım ne olacak. Start dedik. Bakın şimdi. Label'a tıkladım. Bakın hata verdim. Ne diyor? Aşırı yüklenmeden bahsediyor burada. Sen diyor 7 tane 7 boyutlu bir eleman tanımladın diyor. Senin maksimum indisin 6. Hani indis nasıl bulunuyor? Eleman sayısı eksi 1. Senin maksimum indisin 6. Ama sen 7. indiste bir değer göstermemi istiyorsun diyor program benden. Ama ben de 7. indisle ilgili herhangi bir değer yok. Bu yüzden ne yapıyor? Hata veriyor. Mesela buraya tekrar 6 diyelim. Start diyelim. Göster diyelim. Bize ne yaptı?
pazarı yazdırdık. Dizilerin genel çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde dedik ki ondan sonra bu bir kalsın. Sonra yeni bir örnek açalım. Bütün örnekleri ayrı ayrı yapalım. New Project diyelim. Dizi tire 2. İkinci dizi örneğimiz. Hemen bunu da formumuzun arka plan rengini değiştirerek başlayalım. Şöyle farklı renkler kullanalım formumuzda. Şöyle çok koyu oldu. Biraz açığını bulalım. Şöyle bir renkle başlayalım. Şimdi yine bir tane ne ekleyelim buraya? Bir tane label ekleyelim yine. Bir tane label ekledik. Label'ımızın fontunu biraz büyütelim. Şöyle 10 olsun. Dizleri bu sefer farklı bir şekilde görüntülemeyi göreceğiz. Label'ımızın bir de rengi beyaz olsun şöyle. Bir de kalın olsun label'ımız. Tamam. Bir tane buraya ne ekleyeceğiz? Tabii ki buton ekleyeceğiz. Butonumu ekledim. Butonumun ismi de yine göster olsun. Göster. Butonumuzun fontunu da çok az büyütelim. Ondan sonra kod kısmına geçelim. Şu an 10 olsun. Göster dedik. Şimdi ben yine butonuma çift tıklıyorum. Butonuma çift tıkladım. Benim alanım açıldı. Şimdi yukarıda ne yapmıştık? Yani bir önceki örnekte. String bir dizi oluşturduk. Günler adında. Daha sonra haftanın günlerine girdik. Sonra istediğimiz indeksi çağırıp label'ımızda gösterdik. Şimdi ondan biraz daha farklı bir örnek yapacağız ve daha kolay. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Integer bir dizi tanımlayacağız. Tamam. Integer bir dizi. Ama bunun diğerinden farkı şu olacak. Diğerinde biz ne yaptık? İşte string günler eşittir new string parantez içinde ne yaptık? 7 dedik. 7 dediğimiz olay neydi? Bizim kaç elemanlı olacağımızı önceden belirten rakamdı. Hani bellekte ona göre yer ayırdı. 7 7 alanlık, 7 indislik bir yer ayırdı. Şunlar indisimiz bizim. Şimdi bu sefer biraz farklı. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane integer bir dizi tanımlayacağız. Bu integer dizide yeri önceden belirlemeyeceğiz. Sadece elemanları kodlar içinde gireceğiz ama az önceki örnekten biraz farklı. Bakın şöyle int dedim. Tamam, int. Bu sefer integer. Bunun bir dizi olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz dedik. Köşeli parantez kullanıyoruz. Int program bunun bir dizi olduğunu anladı. İsmi de dizi olsun. Eşittir. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben dizime rakamlar gireceğim. Peki ben rakamları nereye gireceğim? Süslü parantez arasında arkadaşlar. Bakın süslü parantezimi açtım. Yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane rakam girdim. Bakın. Benim şu an 9 elemanlı bir dizim oldu. Tamam. Ondan sonra ben mesela dizimde ikinci elemanı yazdıracağım. Bakalım bana ne yazacak? Label1.text eşittir. Dizi parantez içinde 2. 2 ama dizi 2 burada tek başına yetmiyor. Neden? Çünkü az önce zaten onlar string bir ifadeydi. Hani günler 0 eşittir ne diyorduk? Çift tırnak içinde pazartesi yazıyorduk mesela. Çift tırnak içinde olduğu için o zaten string bir ifadeydi. Yeniden toString metodu kullanmaya gerek yoktu. Ama bunlar integer bir ifade olduğundan yani aritmetiksel işleme açık tam sayı bir ifade olduğundan benim bunu ne yapmam gerekiyor? String'e çevirmem gerekiyor. Nokta string. Aa, bu hatayı uzun zamandır anlamıyorduk ya. Dizi 2 nokta yanlış mı yapıyoruz? Dizi parantez içinde 2 nokta köşeli parantez mi acaba? Dizi 2 nokta köşeli parantez tabi. Dizi 2 nokta to string. Bakalım ne yapacak? Start diyelim. Göster dedik. 3 dedi. Bakın şimdi. Neden 2 demedi? Neden 3 dedi? O yüzden zaten onu yapmak istedik. Şimdi ne yaptık? Önce kodumuzu bir daha açıklayalım. Yukarıda ben ilk satırımda bakın 2 satırlı bir program. 2 satır sadece. Yukarıda ilk satırımda ne dedim ben? Integer. Dizi adında integer bir dizi oluşturdum. Hatta dizi olmasın ya. Çok karışır isimler. Sayılar olsun. Şöyle şurası da sayılar olsun. Şimdi ben yukarıda sayılar adında integer bir dizi oluşturdum. Ve sayılar adlı dizimin içine yukarıdaki satırda köşe süslü parantez içine 9 adet eleman girdim. İşte 1'den 9'a kadar olan rakamları. Ondan sonra alt satıra indim. Ben bu elemanlardan
İkinci indisteki elemanı görüntülemek istedim. İkinci indis. Şimdi bakın arkadaşlar, ikinci normalde diziler nasıl çalışıyor dedik. Dizinin birinci elemanı sıfırıncı indistir. O zaman ikinci elemanımız birinci indis. Üçüncü elemanımız ikinci indis. Yani benim ikinci indisimdeki eleman kaç? 3. O yüzden program çalıştığı zaman ne yapıyor? Bana 3'ü gösteriyor. Ben mesela buraya, ben buraya 0 girdiğim zaman bana ne yapması lazım? 1'i göstermesi lazım. Göster dedim. Bana 1'i yazdırdı. Aynı şekilde ben buraya 8 gireyim. Bana ne yapacak? 9'u göstermesi lazım. Şöyle göster diyelim. 9'u gösterdi. Şimdi ben buraya 9 gireyim. Bir de hata alalım. F5 dedim. Şimdi göster dedim. Hatayı verdi. Yine az önceki hatanın aynısı. İşte dizinin, dizide böyle bir indis olmadığını belirtiyor. Biz şimdi şunu 5 yapalım. Son kez çalıştıralım. Ve bu örneği de tamamlayalım. Ne yapmış olduk? Dizinin 5. eleman, 5. indisi olan 6 elemanını bana gösterdi arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir örnek. Gelelim 3. örneğimize. Böyle küçük küçük örneklerle devam edeceğiz. Dizi soru yok. İzleyici sayımız 6. Bence gayet yeterli. Şimdi formumuzun hemen arka plan rengini değiştirerek başlayalım işe. Turuncu çok göze battı. Şöyle kavun içi gibi bir renk oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Az önce biz bir dizi oluşturduk ya. Hani içinde 1'den 9'a kadar olan rakamlar vardı. Şimdi bu sefer o rakamları toplatalım arkadaşlar. Yani dizinin içindeki elemanları toplatalım. Nasıl? Bakın şimdi şöyle. Bir tane buton ekleyelim. Butonumuzun ismi topla olsun. Silelim. Topla. Bir de butonumuzun da fontunu biraz büyütelim hemen. Şöyle 11 olsun butonumuzun fontu. Butonumuz topla adlı butonumuz. Tamam. Ondan sonra bana ne lazım? Bana bir tane de label lazım. Label ne işe yarayacak? Toplamı yazdıracak. Label'ımın da fontunu şöyle 11 yapayım. Dizime uygun olsun. Şöyle topla. Toplaya tıkladığım zaman dizideki elemanları toplayacak. Daha sonra şu label'a, label 1'e yazdıracak. Şimdi toplaya çift tıkladım. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle benim bir tane integer dizi oluşturmam gerekiyor. Int. Şu köşeli parantezimi açtım. Sayılar eşittir. Süslü parantezi açtım. Dedim ki benim sayılarım mesela 5,6,7 3 tane sayı girdim. Noktalı virgülümü koydum. Benim 3 elemanlı bir dizim var. Tamam. Ondan sonra şimdi biz ne yapacağız? Toplatacağız. Güzel. Şimdi toplatmak için ne yapmak lazım? Önce bir algoritmasını biraz konuşalım. Şimdi arkadaşlar benim toplatmak için neye ihtiyacım var? Benim bir kere bir tane int toplam eşittir 0 adında bir değişkene ihtiyacım var. Yani toplamın ilk değerinin 0 olduğu bir integer değişkene ihtiyacım var. Ondan sonra benim bir tane neye ihtiyacım var? Döngüye ihtiyacım var. Döngü ne işe yarayacak? Dizinin boyutunu bulacak. Yani dizideki bütün elemanları tek tek hesaplayacak kaç eleman olduğunu. Ondan sonra başka da bir şeye ihtiyacım yok şimdilik. Int toplam dedik. Toplam eşittir 0. Benim toplam adında integer bir değişkenim var. Benim toplam değerim şu an için 0. Şimdi ben bir tane döngü oluşturacağım. Tamam mı? Döngü. For döngüsü. Int i eşittir 0. i 0'dan başlasın. 0'dan başlasın kastım ne arkadaşlar? Benim 0. indisim. Ondan sonra i küçük dizi dizi değildi pardon. I küçük sayılar nokta length. I sayılar nokta length. Bakın şimdi length ne demek? İngilizce'de uzunluk demek. Uzunluk, boyut anlamlarına geliyor. Ben şimdi ne demek istedim? Benim i değerim 0'dan başlasın. Benim i değerim sayılar adlı dizimin boyutundan küçük olana kadar. Yani şu an benim sayılar adlı dizimin boyutu kaç? 3. Neden? 3 eleman var. Yani kaça kadar gitmesini istiyorum? I küçük 4 olana kadar şeklinde hani eş anlamlısı diyebiliriz bir nevi. I küçük 4 sayılar nokta length birbirinin şu an eşi. Benim i değerim dizimin boyutundan küçük olana kadar her defasında i'yi 1 arttır. Yani bir sonraki değere git. Güzel. Peki burada ne yap? Yukarıda ben bir tane toplam değeri oluşturdum ya. O toplam değerini al. Toplam eşittir
toplam artı dizinin, pardon yine dizi 3 yazdım ismi. Benim dizimin adı neydi? Sayılar. Sayılar adlı dizimin her defasında toplama 20. elemanını ekle. Bakın nasıl şimdi programı çalıştırayım göstereceğim. 20. elemanını ekle. Daha sonra label 1'e getir. Toplamı yazdır. Şimdi programımızı çalıştıralım. Göreceğiz. Şimdi start dedik. Bana kaç yazması lazım? 5, 6 daha 11, 7 daha 18 yazdırması lazım. Yazdırdı. Bakın şimdi nasıl, ne yaptık. Şimdi ben izleyici sayımıza da bakalım da. 7 olmuş, güzel. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? İlk önce ilk satırla başlayalım. Bakın şurası. Şurada ben dedim ki benim sayılar adında integer bir dizim var. Bu dizimin içerisinde 3 tane de eleman var. Bu elemanların 5, 6 ve 7. Benim integer bir dizim var. Dizimin ismi sayılar. Sayılar adlı dizimin içinde 3 adet eleman var. Elemanlarım da 5, 6 ve 7. Ben ne yapmak istiyorum? Bu sayılar adlı dizimin içindeki elemanları toplatmak istiyorum. Güzel. Peki toplatmak için benim neye ihtiyacım var? İlk değeri 0 olan bir tane integer değişkene ihtiyacım var. O zaman ne yaptık? Hemen hop alt satıra indik. Alt satırda int toplam eşittir 0 adında bir tane integer değişken tanımladık. Güzel. Şimdi int toplam eşittir 0. Normalde işte biz ne yapıyorduk? 0 ilk değeri 0 olan bir sayıyı işte yukarıdaki değerlerle toplatacağımız zaman toplam eşittir toplam artı x. Her defasında işte o x değerini toplama ekliyorduk. Böylece sürekli toplam değeri her defasında değişiyor. Yeni x değerleri toplam değerimize eklenerek toplam değerimiz büyüyordu. Şimdi bunun için ne yaptım biliyor musunuz? Öncelikle benim dizimi okutmam lazım. Dizimi okutmak için benim bir tane döngüye ihtiyacım var. Şimdi döngünün çalışma prensibi neydi arkadaşlar? Döngü 3 kısma ayrılıyor. Birincisi döngünün başlangıç değeri, ikincisi döngünün bitiş değeri, üçüncüsü döngünün artış miktarı. Şimdi benim döngüm kaçtan başlayacak? Sıfırdan. İyi, güzel. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama benim döngüm kaça kadar gidecek? Kaçta son bulacak? İşte asıl soru işareti konulması gereken yer bu. Şimdi ben döngümün elemanları şu an kaç? Hani şu an statik olarak yani kodlar içerisinde girdiğimiz için 3 ya da 4 yazabilirdik biz buraya. Küçük eşit 3 falan yazabilirdik. Ama biz öyle yazmadık. Onun yerine ne dedik biliyor musunuz? Benim dizimin uzunluğuna kadar gitsin döngü. Benim dizimin uzunluğuna. Sayılar adlı bir dizi tanımladık ya. Onun uzunluğuna kadar gitsin. Her defasında 1 artsın. Tamam. Ondan sonra gelsin. Toplam eşittir. Toplam artı sayılar i. Her defasında okuduğu o i değerini alsın. Toplama integer olarak eklesin. Bakın nasıl. Şimdi benim ilk değerim kaç arkadaşlar? Toplam sayılar i. Sayılar kaçla başladı? Sayılar sıfırla başladı. Yani sıfırıncı indis. Sıfırıncı indisim kaç benim? 5. 5'i aldı. Toplamın yeni değeri kaç oldu? 5 artı 0'dan 5 oldu. Ondan sonra döngü devam etti. İ kaç oldu? İ 1 oldu. Toplam eşittir. Toplam artı sayılar 1. Benim birinci indisimde ne var? 6 var. 5 artı 6 eşittir. Toplam kaç oldu? 11 oldu. Ondan sonra işlem bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü dizimin uzunluğuna kadar. Henüz dizimin uzunluğuna gelmedim. Devam ediyorum. Tekrar döngüme çıktım. Burada dedim ki benim 3. elemanım, ikinci indisim. Sayılar i artık 2 oldu. Benim ikinci indisimde ne var? 7 var. 11 artı 7 eşittir 18. Tekrar yukarı çıktı. Hop dedi. Artık bitti. Benim bana tanımlamış olduğun sayılar nokta length. Yani senin sayılar adlı dizin uzunluğu bu kadar. Ondan sonra ne yap? Alt satıra geç. Yani şuraya ve programdan çık. Çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Bir kere daha çalıştıralım görelim. 18 tamam, sorun yok. Şimdi file new project diyelim. 4. örneğimizi açalım. Dizi 4. Dizi 4 dedik. Şimdi ne yapacağız? Bu sefer şey kullanmayacağız. Label kullanmayacağız. Double değişkenler kullanacağız. Eleman eşittir sayılar nokta length diye bir değişken. Şimdi dizimizin eleman sayısını bulalım. Hani az önce length'i kullanmıştık ya. Bu sefer o length'in hani bir dizide kaç tane eleman olduğunu veren programı biz yapalım. Bir tane buton atalım hemen. Bir tane buton atalım. Şöyle küçük oldu buton. Butonumuzun ismi de hesaplı olsun.
butonumuzun fontunu biraz büyütelim hemen. 11 olsun butonumuzun fontu. Ve bir de formumuzun arka plan rengini değiştirelim. Şöyle back color'ını. Her defasında farklı renkler kullanalım. Şöyle yeşil olsun. Tam açık yeşil bir renk kullandım. Şimdi hesaplaya tıkladım. Bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Bu sefer önce int kullanalım. Ondan sonra double kullanalım. Önce int kullanalım arkadaşlar. Int dedim. Yine dizimi oluşturuyorum. Int. Dizi olduğunu belirtmek için ne yapıyorum? Köşeli parantez kullanıyorum. Sayılar eşittir. Süslü parantezimi açtım. 1, 2, 3, 4, 5. Benim 5 tane sayım var. Yani 5 elemanlı bir dizim var. Ondan sonra indim aşağı. Ben bir tane daha integer bir değişken tanımlıyorum. İsmi eleman. Eleman olsun. Int eleman. Kaç eleman olduğunu bulacağız zaten. Eleman eşittir. Sayılar nokta length. Sayılar nokta length dedik. Noktalı virgülü koyduk. Ondan sonra bir tane önce label yazalım. Sonra da mesaj box'a yazdıralım bunu. Label'ımızın fontunu biraz büyütelim şöyle. 11 olsun. Sonra geldik buraya. Ne yaptım ben? Int eleman eşittir. Bir tane eleman adında integer yani tam sayı türünde bir değişken tanımladım. Daha sonra bu sayılar yukarıda tanımladığım sayılar adlı dizimin kaç elemana sahip olduğunu bulmak için sayılar.length komutunu kullandım. Tabii ne yapmam lazım? Benim elemanımı yazdırmam lazım. Label1.text eşittir eleman.toString. Start diyelim. Hesapla dedik. Bana 5'i verdi. Benim 5 elemanım var. Mesela burayı arttıralım. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aynı elemanları kullandık. Şu an bakalım. Bir fark olacak mı? Hesapla dedik. Herhangi bir fark olmadı. O yine elemanlarımızı normal şekilde saydı. İşte 9'a kadar var. Sonra 1'den 5'e kadar var. 9 artı 5, 14 şeklinde. Şunu double yapalım. Şurayı şöyle bir değiştirelim arkadaşlar. En baştan yazalım şurayı. Double. Köşeli parantezimi açtım. Bu sefer double değişkenler tanımlayacağız. Sayılar eşittir. Süslü parantez içinde. Şimdi double değişkenler için ne yapıyorduk? Nokta kullanıyorduk. Mesela 1.24 virgül. 5.84 virgül. 8.75 virgül. 2 virgül. 4.14 şeklinde. Şu an kaç tane elemanım oldu? 5 oldu. Bakalım bana 5 sayısını yazdıracak. Bakın 1.24 5. Burada 5. Bunları neden biz ne yapmışız? Nokta kullanacaktık. Şurada da nokta kullanacağız. Ben yanlış yazdım. Şurada 4.14 olacak. Şimdi tekrar yazsın. Bakalım sıkıntı çıkacak mı? Kaç 5 yazması lazım ama yazdı. Şimdi ne yaptık? Double değişkenler kullandım ben burada. 5 adet double değişken. Bakın 1.24, 5.84, 8.75. Bakın burada nokta double değişken olduğunu belirtmek için kullanıyor. Hani ondalıklı kısmı tam kısımdan ayırmak için nokta işaretini kullanıyorum. Elemanları birbirinden ayırmak için virgül kullanıyorum. Bakın burada 4 tane ondalıklı sayı, bir de 2 tam sayısı var. Yani 5 tane sayım var. Mesela virgül koydum. Bir rakam daha ekleyeceğim. Şöyle şurayı da silelim. Tekrar yazalım. Mesela 8.21. Şöyle süslü parantezimizin virgülümüzü koyduk. Şimdi start diyelim. 6 yazdırması lazım bana. Hesapla dedim. Bana 6'yı yazdırdı arkadaşlar. File new project diyelim. Dizi 5. Dizi 5. Okey. Şimdi kodlarıma bir bakayım. Şöyle not aldım kodlarıma. Ne kaldı şimdi? For each kalmış bir tek. Şimdi for each'e geçelim artık. Dizi 5. Soru yok. İzley sayımız 7. Herhalde anlaşılıyordur ya. Herhangi bir sıkıntı var mı? Sorun varsa yazın arkadaşlar. Yalnız ben bu dizi üzerine bir ders daha duracağım sanırım ya. Tek ders yetmeyecek buna. Çünkü diziler gerçekten çok uzun bir konu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi for each döngüsü kullanalım. For each.
Dizi 5 dedik. Dizi 5 ismi For Each. Neyse, For Each zaten anlarsınız arkadaşlar. 5. dizimiz bizim. Yani 5. örneğimiz. For Each örneğinin olacağı program. Arka plan rengimizi değiştirerek programımıza başlayalım. Şöyle aşağılardan biraz daha farklı bir renk bulalım. Şu su yeşili. Şu renk olsun bakalım. Şimdi ne yapacağız burada? İki tane sayı gireceğiz. For each döngüsüyle onları toplatıp label'a yazdıracağız. Bana bir tane ne lazım? Label lazım. Bir tane de buton lazım yine. Şimdi butonumuza hemen bir isim verelim. Butonumuzun ismi hesaplı olsun. For each döngüsü kullanacağız. Önce tasarımımızı yapalım. Ondan sonra kod kısmına geçeceğiz. 11 olsun şöyle boyutu butonumuzu. Hesapla dedik. Arkadaşlar, ne yapıyoruz? Hesapla adlı butonumuzu koyduk. Ondan sonra label'ımızı da büyütelim hemen. Şöyle 10 olsun label'ımızın boyutu da. Tamam. Şimdi hesaplaya çift tıkladım. Hesaplaya çift tıkladım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce ben yine dizimi oluşturuyorum. Int diyorum. Int. Dizi olduğunu belirtmek için köşeli parantez. Ondan sonra sayılar. Sayılar adlı dizim. Sayılar adlı dizimin iki tane elemanı var. Birinci elemanım 4, ikinci elemanım 5 olsun. 4 ve 5. Noktalı virgülümü koydum. İki elemanlı bir dizim var. Ondan sonra ne yapıyorum? Şimdi ben ne yapacağım? For each döngüsü kullanarak bu iki sayıyı toplatacağım. Şimdi toplam olduğuna göre ne yapmam lazım? Benim bir tane toplam yapacağım bir değişkene ihtiyacım var. İlk değeri 0 olan. O zaman diyorum ki int toplam eşittir 0. Benim toplam değerim 0. Şimdi geldik yeni bir döngümüz olan for each döngüsü. Şimdi arkadaşlar, for each döngüsü 4 yapıdan oluşur. Bakın, for each dedikten sonra normalde biz for dediğimiz zaman ne yapıyorduk? For döngüsü 3 ana kısımdan oluşuyordu. Birinci kısımda döngünün kaçtan başlayacağı, ikinci kısımda döngünün kaçta biteceği, üçüncü kısımda da döngünün artış şekli. Şimdi burada ondan biraz farklı olarak döngü içinde yeni bir değişkene ihtiyacımız var. Hani for döngüsüne int i diyorduk ya, biraz ona benziyor. Bakın kodunu yazalım, beraber görelim. For each dedim. Parantezimi açtım. Şimdi 4 bölümden oluşuyor. Birincisi, benim bir tane değişken türüne ihtiyacım var. Ben toplama yapacağım. Aritmetiksel bir işlem. O zaman benim değişken türü ne olur? Int olur arkadaşlar. Güzel. Peki, bana ne lazım? Değişken türü tanımladığıma göre bana ne lazım? Bir tane değişken ismi lazım. Yukarıda sayılar demiştik. Bu da sayı olsun. Ya da sonuç sayı mı olsun? Sayı olsun, evet, sayı. Şimdi bu sayı ne işe yarayacak biliyor musunuz? Sayı dizideki değerleri tek tek okumaya yarayacak. Hani her defasında sayı yeni bir değer alacak. For each int sayı. Ondan sonra geldik 3. başlığımıza. In. In ne demek? İçinden al. İçinden anlamına geliyor. Peki nerenin içinden? Sayılar adlı dizimin içinden. Bak ne dedim? Ben dedim ki ya böyle bak falan diyorum da kusura bakmayın. Hani sanki karşımda biri varmış gibi anlatmaya çalışıyorum. Biraz kaptırıyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Şimdi ben dedim ki for each döngümü oluşturur. For each döngümü. Int sayı. Sayı adında bir tane yeni bir integer değişken tanımladım. Bu değişkeni nereden alacaksın biliyor musun? Sayılar adlı dizimin içerisinden alacaksın. Peki, güzel. Peki ben bu sayıyı nerede kullanacağım? Şurada kullanacaksın. Toplam eşittir toplam artı sayı. Toplam eşittir toplam artı sayı dedik. Noktalı virgülümüzü koyduk. İndik aşağı. Şimdi ne yaptım ben? Toplam değerim kaçtı? 0. Her defasında ne yap? Sayılar adlı diziden aldığın değeri yeni bir değişkene. Her defasında tabi bir sonraki değişkeni alıyor. Mesela birinci sırada 4'ü aldı. Sonra 5'i aldı. Yani iki değişkenin sırasıyla aldı. Ondan sonra her defasında bunları toplama ekle ve sonucu bul. Peki sonucu nereye yazdıralım? Label'a yazdıralım. Label 1.txt eşittir. Toplam nokta string. Bakalım kodumuz çalışacak mı? F5 diyelim. Bana kaç yazması lazım? Şu an 9 yazması lazım. Hesapla dedim. Bana 9'u yazdı. Şimdi ben şuraya bir değer daha ekleyeceğim. 6 ekledim. Şimdi bakalım. Üçüncü bir değer ekleyince herhangi bir sorun olacak mı? Hesapla dedik. 15'i yazdı. Şimdi devam edelim. 7, 8, 9, 10. Hatta şunun başına da ekleyelim şöyle. 1, 2, 3. Şimdi bana kaç yazması lazım? 10 çarpı 11 bölü 2, 5, 55 mi yazması lazım? Sanırım öyle bir şey.
hesapla diyelim, evet 55'i bana yazdırdı. Şimdi bunun çalışma prensibini bir kere daha anlatalım arkadaşlar. Ben yukarıda bir tane dizi oluşturdum. Sayılar adında bir dizi oluşturdum. Integer bir dizi bu. Ondan sonra ben ne yapmak istedim? Sayılar adlı dizimdeki elemanları toplatmak istedim. Ama dizi kullanarak değil. Bu sefer döngü kullanarak. Hangi döngü? For each döngüsünü kullanarak toplatmak istedim. For each dedim. For each döngümü oluşturdum. Int sayı. Sayı adında bakın for each döngüsünün içinde 4 temel kısım var. Nasıl yani? Şöyle. For each döngüsünü oluşturdum. Önce birinci kısmım. Yeni bir değişken oluşturacağım. O değişkenin önce türü lazım. Integer. Ondan sonra yeni oluşturacağım değişkeni bir isim. Sayı. Ondan sonra içinden kelimesini kullanmam gerekiyor. In. Ve nerenin içinden alacağım? Sayılardan. Bakın. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir nevi atama yapıyor. Mesela sayıya önce 1 veriyor. Sonra 2 veriyor. Sonra 3 veriyor. Sonra 4 veriyor. 5, 6, 7, 8, 9. Hani biz burada mesela 10 rakam kullandığımız için bu çok böyle milyonda 1 saniye şeklinde hani çok hızlı rakamlarla işlemi yapıyor. Ama şurada mesela çok büyük rakamlar olduğunu düşün. Mesela çok büyük double değişkenler olduğunu ve dizinin çok çok büyük olduğunu düşün. O zaman program kasacaktır. Yani şu an o yüzden mesela çok kolay yapıyor. Mesela hemen atıyor sayı 1, sayı 2, sayı 3, sayı 4, sayı 5, sayı 6, sayı 7 şeklinde böyle hızlı atamayı yapıyor. Ondan sonra işlemleri yapıp toplama her defasında sayı değerlerini ekliyor ve toplama işlemini gerçekleştiriyor. Java JS 3'te de ben Malatya'ya beklerim hocam. Vallahi fikrimiz var. Malatya'ya gelme fikri çok memnun oluruz. Neden olmasın? Şimdi dizi 6 diyelim. Dizi 6. Dizi 6. 6. dizimiz. 6. dizimizde ne yapacağız? Ne yapacağız? Yine for each döngüsü kullanmışım ben burada. Farklı bir örnek yapacağız şimdi. Hani ben burada şey yapmak istemedim arkadaşlar ya böyle işte bütün örneklerin hepsini tek bir form üzerinde yapmak istemedim. Hepsini için farklı farklı formlar kullandım ki sonra grupta rahat rahat herkes ne yaptığımızı görsün. Aradaki farkları rahat bir şekilde anlasın herkes. Mavi bir renk kullandım. Şöyle light sea green diye bir renk. Bir tane buton ekleyeceğiz. Yine for each döngüsü kullanacağız. Az önceki toplama işleminden biraz daha farklı aritmetiksel işlemler ve if koşulları ekleyeceğiz buraya. Hesapla diyelim yine. Hesapla adlı butonum. Butonumun fontunu biraz büyüteyim hemen. Şöyle 11 olsun butonumun fontu. Butonumu da biraz büyüttüm. Hesapla adlı butonum. Bana bir tane de ne lazım? Label lazım. Label'ımı da şöyle 11 yapıyorum. Tamam, hesapları çift tıkladım. Şimdi önce dizimi oluşturuyorum. Int sayılar eşittir. Süslü parantezi açtım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Böyle mi olsun ya da büyük rakamlar girelim ya. Hep aynılarını giriyoruz. 11, 12, 25, 36, 48, 66 ve 154 olsun mesela. Büyük rakamlar geliyor bir kez. Şimdi ne yapacağım ben? Ben diyeceğim ki bir tane for each döngüsü kuracağım. Ondan sonra diyeceğim ki benim hatta label değil ya şey listbox kullanmam gerekiyor bir saniye. Ben listbox'ımı ekleyeyim. Ben şöyle diyeceğim. Döngüm şey dizimin içindeki çift sayıları benim listbox'ıma ekle. Nasıl? Bakın şimdi şöyle. For each döngümü kullanıyorum. Önce ne yapmam lazım? Benim dizimdeki elemanlarımı okutmam lazım. Int sayı. For each'in artık yapısını büyük ihtimalle kavramışsınızdır. Int sayı. Int sayılar. Sayılardan, sayılar adlı dizimden sayıyı al. Sayı adlı bir değişkeni al. Peki ne yap? Ne yap biliyor musun? Bir tane koşul yapacağız. Diyeceğim ki sadece çift olanları al. Eğer sayı senin aldığın o sayı mesela 11 ile başlayacak sonra 12 sonra 25 vesaire sayı mod 2 eşitse 0'a yani sayı 2'ye tam bölünüyorsa o zaman ne yap biliyor musun? Listbox'a getir ekle. Listbox 1 nokta items nokta parantez içinde sayıyı ekle noktalı virgülümüzü koyduk. Şimdi start diyelim çalıştıralım.
Şimdi normalde ne yapması lazım? Bana sadece 12, 36, 48, 66 ve 154'ü alması lazım. 11 ve 25'i almaması lazım. 12, 36, 48, 66 ve 154'ü aldı. Bu şekilde. Ondan sonra mesela şuraya bir if daha koyabiliriz. Mesela sayı 3'e tam bölünenleri alsın diyelim. 3'e tam bölünenleri alsın. Bir de şuraya birkaç tane negatif rakam verelim. Eksi 25, eksi 27, virgül, eksi 39, virgül, eksi 41 olsun. Noktalı virgül yerine koyalım. Şimdi ben dedim ki eğer sayı 3'e tam bölünüyorsa önce bir F5 diye çalıştıralım. Hesapla dedik. Bakın. Eksi 27 ve eksi 39 da bana yazdırdı. Bir de bunun yanına bir V işareti koyalım. V diyelim. Ve sayı 3'e tam bölünüyorsa ve sayı küçükse sıfırdan bu rakamları al, diğerlerini alma. F5 dedik. Şu an bana kaçı yazdırması lazım? Sadece eksi 27 ve eksi 29. Eksi 27 ve eksi 29'u bana ne yaptı? Yazdırmış oldu. Bu da bu şekilde. Şimdi dizi 7 diyelim. Bu benim son örneğim. Evet, son örneğim olacak ve dersi bitireceğiz. Sorularınız varsa yazın arkadaşlar. Dizilere devam edeceğiz. Bir ders daha dizilerle ilgili örnekler yapacağız. Şimdi tabii ki son olarak olmazsa olmaz dışarıdan diziye eleman girmeyi yapacağız. Bir bakalım soru var mı? For each döngüsü sadece diziler için mi kullanılır? Yok hayır, başka yerlerde de kullanılıyor for each döngüsü. Sadece dizilerde değil ama dizilerde çok verimli bir şekilde kullanılıyor. Interrupt hakkında da dersler yapabilir misiniz? Bilmiyorum ya, açıkçası onları pek duymadım şu anda. RS-232 ile iletişim veya interrupt dediğiniz. Onları biraz daha açık yazabilir misiniz ya? Emin olun hani duymadığım şeyler var ya da biliyorumdur ismi, o ismini öyle bilmiyorumdur şeklinde. Yığın yapısında kullanabilir miyiz? Ya yığın yapısına şöyle gireceğim. Aslında yığın yapısını anlatmak istiyordum. Mesela yığınları, işte stackleri, onlara bahsetmek istiyorum ya. Onları biraz daha ileriki seviyelerde anlatmak istiyorum. Hani amacım hep şuydu. İlk 10-15 derste çok eğlenceli örnekler olsun, böyle insanlara sevdirelim. Yani derse gelenleri sevdirelim örneklerimizi. Mesela işte ne yaptık? C# yaptık. Ondan sonra veri tabanı ile bilgi yarışması yaptık. At yarışı oyunu yaptık. Böyle oyunlar yaptık. Küçük radyo programları vesaire yaptık. Hep böyle insanların ilgisini çekecek şeyler yaptık. Şimdi bakın yavaş yavaş işin biraz daha alt kısmına, böyle hani işi daha profesyonel hale getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yığın yapısıyla geldik son kaydımıza. Şimdi ne yapacağız? Şimdi textbox'lara eleman girerek o textbox'taki elemanları bir dizide tutacağız. Daha sonra o dizinin elemanlarını da listbox'a yazdırıp bugünkü dersimizde sonlandıracağız. Önce ne yapalım? Arka plan rengimizi değiştirerek başlayalım arkadaşlar. Şöyle aşağılardan pembemsi bir renk aldım. Şimdi bana ne lazım? Bana önce bir tane label lazım. En son gerekli olan şeyi ilk önce kullanalım. Label'ımıza isim verin. Birinci ismi girin. Şimdi program içerisinde bir tane döngü kullanacağız. Buradaki birinci ismi girin sayısı var ya, hani burada şu an bir, o her defasında artacak. İşte ikinci ismi girin, üçüncü ismi girin şeklinde devam edecek. Ondan sonra bana ne lazım? İsimleri nereye gireceğim ben? Bir tane metin kutusuna gireceğim şöyle. Birinci ismi girinin sonuna da şey yapalım. İki noktamızı ekleyelim şöyle. Şimdi textbox'ımızın da boyutunu biraz büyütelim. Şu an kaç textbox'ımız? 8-25. Biz onu 10 yapalım. Şöyle 10 olsun. Biraz yukarı alalım. Tamam. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi bana iki tane buton lazım. Birinci butonum benim kayıtlarımı ekleyecek. İkincisi de kayıtları listbox'ta görüntüleyecek. Birinci butonumun adı ekli olsun. Şöyle küçük bir buton kullandık. İkinci CTRL C, CTRL V dedim. İkinci butonumun adı da sil elemanı göster diyelim. Göster. Hemen bunun altına indim. Bir tane listbox ekliyorum son olarak. Listbox'ta da elemanlarımı listeleyeceğim. Şöyle şu şekilde büyütelim.
Şimdi ekleye çift tıklayarak başlayalım. Şimdi ben diyorum ki int sayaç. Pardon, yukarıda tanımlayacağım. Şimdi ben yukarıda sayaç ve dizimi ve sayacımı yukarıda tanımlayacağım. Neden? Sayacı aşağıda çağıracağım. Ekle butonunda. Ama dizimi göster butonunda da çağıracağım. Bu yüzden global alanda tanımlama gereği duydum. Int sayaç dedim. Ondan sonra dizimi oluşturuyorum. Diyorum ki string. Köşede parantezimi açtım. İsimler. İsimler adlı bir dizi oluşturuyorum. Eşittir new string dedim. Benim isimler adlı dizim 5 elemanlı olacak. Noktalı virgülümü koydum. Dizimi oluşturdum. Ondan sonra indim aşağı butonun olduğu kısma. Diyorum ki isimler. İsimler adlı dizim çalışmaya başlayınca bunu ben sayaçla ilişkilendiriyorum. Bakın neden ilişkilendirdiğimi birazdan anlayacaksınız. Sayaç eşittir textbox 1.text. Textbox 1'e girilen değeri ne yap biliyor musun? İsimler dizisine at. Ne kadar at? Sayaç boyutu kadar at. Peki o sayaç boyutu ne kadar olacak? Bakın şimdi göstereceğim. Bir de butona her tıkladığında sayacı 1 arttır. Eğer benim sayacım eşit eşitse kaça eşit olacak? Dizimin boyutuma. Benim dizimin boyutu kaç elemanlı? 5 elemanlı. Eğer benim sayacımın boyutu 5 elemanlı eşitse o zaman ne yap biliyor musun? O zaman in aşağı. Sayacı bir kere sıfırla. Her şeyden önce sayacımı sıfırla. Ondan sonra label 1'e ne yazdırayım biliyor musun? Label 1.text eşittir. Hani şurada birinci ismi girin var ya, o her defasında değişsin. İkinci ismi girin, üçüncü ismi girin. Peki o sayıyı nasıl okutacağız? Şu şekilde. Sayacı 1 arttırarak. Sayacı artı 1 şeklinde. Sonra artı tırnak içinde nokta ismi girin. Hani birinci ismi girin, ikinci ismi girin şeklinde. Noktalı virgülümü koydum. Sonra her defasında textbox'ımı temizle. Ve imlecimi tekrar textbox'ıma konumlandır. Textbox 1.clear ve textbox 1.focus şeklinde. Sonra göstere geldim. Burada ne yapacağım? Ben bir döngüye ihtiyacım var. Neden? Dizimin boyutunu ölçecek. Ondan sonra o boyut sağlandığı zaman, yani o boyuta ulaşıldığı zaman ne yapacak? Benim dizimdeki elemanları bana listeleyecek. For döngüsü dedim. For int i eşittir sıfırdan başlasın noktalı virgül. İ küçük isimler adlı dizimin boyutuna kadar noktalı virgül. İ her defasında ne yapsın? 1 artsın. İndim aşağı. Dedim ki listbox 1 nokta items nokta et parantez içinde isimler adlı dizimin ininci elemanı. Noktalı virgülümü koydum ve programı çalıştırdım. Şimdi birinci ismi girelim. Mesela para. Ekle dedik. İkinci ismi girin. İkinci isim Mihrimah diyelim. Üçüncü isim Efe. Dördüncü isim Yiğit. Ve son isim Yağmur. Ekle dedim. Şu an 5 ismi ekledi. Sonra sayacı sıfırladı. Tekrar başa döndürdü. Şimdi bakın 5 ismi ekledim. Göster dedim. Bana gösterdi. Tamam. Şimdi ben programı durdurdum. Mesela ben 2 isim yazacağım. Ali ekle ve Mert diyelim. Şimdi ekle dedim. Şimdi göster dedim. Bakın 2 ismi ekleyip göstermeye çalıştığım zaman ne oldu? Diyor ki bana sen yukarıda 5 elemanlı bir dizi tanımladın diyor. Bir dizi boyutun senin 5 eleman. Ama sen sadece 2 isim girdin. Öyle olmaz diyor. Sen 5 elemanı tamamlamak zorundasın diyor. Mesela 6 eleman girelim. Bakın bir de onu o farkı görelim. Ali, Efe, işte Can, Mehmet, Murat ve şimdi bir de Baran diyelim. Bakın ne olacak? Ekle dedim. Göster dedim. Ne yaptı biliyor musunuz? İlk eklediğimiz Ali'yi sildi. Ali artık dışarı çıktı. Ondan sonra Baran geldi Ali'nin yerine. Hani veri yapıları dersi falan gören arkadaşlar bilirler. İlk giren ilk çıkar diye bir şey var. Bir yapı var. FIFO. First in, first out diye. Burada öyle oldu. İlk giren, diziye ilk giren eleman dizinin boyutu 5 olduğu için 6. bir eleman eklenince ilk çıkan eleman olmuş oldu. Evet, kaydımız bu şekilde
dersimizi tamamlıyoruz artık. Beni dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. 19. dersimizi de sonlandırdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.